farklı kimyasal bileşimlerin gübre olarak, ilaç olarak, zehir olarak toprağa atılması önce bitkiyi, ardından ürünü ve nihayetinde de bu ürünleri tüketen insanları etkiliyor. Bu durum toprağı kirletip verimi düşürmekle kalmıyor, çeşitli hastalıkların da ortaya çıkmasına yol açıyor. Tam da bu noktada organik solucan gübresi üreticinin imdadına yetişiyor. Sağlıklı toprak, sağlıklı ürün, sağlıklı nesiller sloganıyla yola çıkan 3 ortak, Denizli'nin Çal ilçesinde AVM solucan gübresini kuruyor, ülke geleceğine yatırım yapıyor. Konvansiyonel tarımda son 50 yıldır daha fazla üretim hedefiyle gereğinden fazla gübre, ilaç, su kullanılmasının toprak anada ve insan sağlığında olumsuz etkiler yaratması, toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarım açısından organik gübrelemenin önemini artırıyor. Her şeyin doğalının üretildiği ve tüketildiği, tam anlamıyla bir çiftlik yaşamının sürüldüğü Denizli'nin Çal ilçesinde bağcılıkla uğraşan Gülten ailesinin en genç üyeleri Mehmet Gülten, Veli Gülten ve Aykut Koçal, geleceği tarımda görüp solucan gübresine yatırım kararı alıyor. Bu işe 3 ortak başladık. Abim ve kuzenimle beraber yapıyoruz bu işi. Yaklaşık 1 yıl önce başladık bu işi. Organik tarımda iyi bir yere gelmek istiyoruz. Kendimizle tarımla uğraşıyoruz. Bu alanda nasıl geliştirebiliriz, nasıl iyiye gidebiliriz? Bunları araştırdık, geliştirdik, baktık, gezdik, dolaştık. Bu anlamda solucan gübresini daha uygun bulduk. Araştırma sonucunda bu işe başladık. Denizli'nin Çal ilçesindeyiz. Çadırımız izolasyonlu. 150 metrekare bir alan kapattık. Yerde yığı sistemini yapıyoruz bu işlemi. Solucanların psikolojik açıdan daha rahat olduğunu düşünüyoruz bu açıdan. 250 bin solucanla başladık biz bu işe. Bir yıl içerisinde şu anda 1 milyon solucan olduğunu düşünüyoruz tahminen. Bu civarda bir rakam var. Tabii ki daha ilerleyen zamanda işi büyüterek daha yerlere gelmeyi düşünüyoruz. Solucan gübresi en basit haliyle solucanların hayvansal ve bitkisel atıkları sindirim sisteminden geçirmesiyle elde edilen organik gübre olarak ifade ediliyor. Tabii her solucandan organik gübre elde edilmiyor. Bu işte en verimli solucan türü kırmızı Kaliforniya solucanı. Araştırdık, sertifikalı solucan aldık. Solucanlarımıza büyükbaş dışkısı olarak çürütülmüş büyükbaş dışkısı, çay posası, yumurta kabuğu, atık meyve sebzelerin kabuklarını incelterek katıyoruz mamamıza. Bunları hazırlayıp solucanımıza veriyoruz. Haftalık 15 günlük bir yemleme yapıyoruz solucanların yeme durumuna göre. Onun dışında sulamasını yapıyoruz. Günlük kontrolünü yapıyoruz. Solucan gübresinin içeriğinde bitkinin gelişimi için gereken bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminler, büyüme hormonları ve humik maddeler bulunuyor. Bu gübrenin herhangi bir kokusu, herhangi bir yabancı ot çıkarma gibi şey yoktur. Toprağın nem oranını sabit tutmakta, bitkinin gelişiminde %70 bir etki sağlamaktadır. Bunu tarımda herkes kullanabilir. Bütün bitkileri yetiştirenler, kekik, domates, biber, patlıcan, bağcılıkta, meyvecilikte hepsinde kullanılabilir. Arkamızdaki bahçemizi görüyorsunuz. Bahçemiz tamamen organik yetiştirilmiş, daha verimli, daha gelişmiş. Güzel bir bahçe elde ettik. Bir diğer kurucu ortak Mehmet Gülten, sağlıklı toprağı, sağlıklı üretim ve sağlıklı nesillerin anahtarı olarak görüyoruz diyor. Tarıma verdikleri önemi şöyle izah ediyor. Üretimi biz önemsiyoruz. Aslında bugün burada solucan üretiminden ziyade, yaptığımız solucan üretiminden ziyade biz tarıma verdiğimiz önemi daha çok vurgulamak istiyoruz. Sağlıklı tarıma vurgu yapmak istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için bu tesisi kurduk. Ve bu tesisin ileride biz istesek de istemesek de çok önem kazanacağını biliyoruz. Solucan gübresi bugün çok fazla kişi tarafından bilinmiyor. Yeni yeni tanıtımları yapılıyor bu gübrenin. Avrupa'da uzun yıllardır kullanılıyor ve sağlıklı tarımın, altını çizerek söylemek istiyorum burayı, sağlıklı tarımın temel maddelerinden biri solucan gübresi. Bizim hayatımızda ilerleyen zamanda ciddi bir şekilde gireceğini düşünüyoruz. Bir gerek bireysel gerek diğer solucan gübresi üreticileri arkadaşların da verdiği destekle
yaptığı katkılarla biz bunu daha iyi, daha güzel noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz. Çiftçiyi de bu anlamda bugün aslında bilinçlendirmek istiyoruz bu anlamda. Bu gübreyi araştırmalarını, bu gübrenin faydalarını, Avrupa'daki kullanımlarını, üretime verdiği katma değeri, üretimdeki potansiyelini, verim artışını, lezzetteki kalitesini biz biraz daha fazla vurgulamak istiyoruz burada. Bu nedenle bugün aslında biz daha çok çiftçileri bilgilendirmek amaçlı bu programı yapıyoruz ve onların karşısındayız. Yanlış üretim teknikleri tarım topraklarını kaybetmemize yol açıyor. İdeal bir tarla toprağında %5 oranında organik madde bulunması gerekirken bunun %1 civarlarında gezdiğini görüyoruz. Artık tarımda toprakların verimsizleştiğini, arazilerin çoraklaştığını görüyoruz. Bu anlamda tabii bu tarz ürünler alternatif ürün olarak karşımıza çıkıyor bizim. Tarımı kurtarmamız lazım. Tarımı kurtarmak demek de geleceği kurtarmak demek oluyor. Bu anlamda tabii çiftçiler de bunu kullanarak inşallah toprakları daha verimli hale getirecekler. Nadasa bırakmaktan kurtulacaklar. Daha verimli, daha kaliteli, daha lezzetli ürünler elde edecekler. Daha sağlıklı ürünler elde edecekler. Bizim amacımız, gayemiz bu. Bunun için mücadele veriyoruz. Dönemlerinden bir bahsedecek olursak, toprak hangi dönemde işlenmeye başlıyor Aykut? Nasıl bir hazırlık süreci oluyor? Toprak işlemesi sonbahar döneminde, Ekim, Eylül, Ekim aylarında sürümlerle, gübrelemelerle başlayıp daha sonra Mart, Nisan aylarında dikime yönelik gübreleme, sulama, toprak işleme gibi işlemlerden geçiyor. Peki gübrenin ne etkisi var toprağa? Niye gübreleniyor? Gübre verim artışını sağlamak için, toprağın sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir etken. Şu an kullanılan kimyasal gübreler toprağın çoraklaşmasına sebep oluyor. Ve biz şu anda AVM Solucan olarak solucan gübresi üretimine başladık. Ve görmüş olduğunuz üzere deney bahçemizi yaptık. Ve burada güzel sonuçlar elde ettik. Nasıl bir sonuç elde edildi? Daha evvelki yıllarda solucan gübresi yapmadan da benzer üretimler hobi amaçlı yapıyordunuz. Bu sene nasıl bir fark ortaya çıktı böyle? Deney bahçesi olarak burayı kullandık. Gübrelerimizin boyunu da görüyorsunuz. Gelişmesinde, büyümesinde büyük etkisi var. Lezzetle ilgili nasıl bir fark yarattı bu durum? Herkes bir bahseder. İşte geçmişte yediğimiz o domateslerin tadı, o biberlerin kokusu, lezzeti der. Solucan gübresi o özlenen tadı, lezzeti de geri getiriyor olacak mı? Tabii mutlaka olacak. Eski özlenen tadı, eski lezzeti geri getirmeye çalışıyoruz. Zaten çalışmalarımız da bu yönde. Allah bağışlasın, çok da tatlı bir çocuğun var. Ne tükettiğimizi artık daha çok sorgular hale geliyoruz. Sizi bu anlamda bu üretime iten sağlıkla ilgili hassasiyetinizi nasıl ifade edelim izleyicilerimize? Kimyasaldan arındırılmış, kendi ürettiğimiz organik, aynı eski lezzetleri yakaladığımız ürünleri bütün vatandaşlarımızın, bütün arkadaşlarımızın da üretmesini, tüketmesini istiyoruz. Bu yüzden bu yola çıktık, üretimimizi devam ediyoruz. İşin bir de maliyet boyutu bulunuyor. Zira bir dönüm arazide bir ton hayvan gübresiyle elde edilen verim için solucan gübresinde 100 kilogram, yani onda biri yeterli oluyor. Üstelik solucan gübresinin gerektiği şekilde bir kez kullanımı toprakta 3-4 yıl etkisini sürdürüyor. Veli Gülten, Türkiye genelinde üreticilere hizmet vermek istediklerini dile getiriyor. Sadece denizde kalmayacağız. AVM solucan olarak Türkiye'de birçok bölgeye gübre vermeye çalışacağız. Biz bu alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha kaliteli ürün alabilmek için uğraşıyoruz. Önemli olan ürün çıkartmak değil. Sürekli bu kaliteyi korumak. İlerleyen zamanda da biz bu sadece ürünü çıkartıp satmak değil amacımız. Daha kaliteli ürünle, her zaman kaliteyle ileriye yönelik çalışmalarımızı sürdürmek. Üzüm üretiminde söz sahibi olan Denizli Çal'da tarım çeşitlendirilirken solucan gübresi kullanımı da teşvik ediliyor. Denizli Çal bölgesinde en çok yetiştirilen ürünler neler? Denizli Çal, Çalkarası ile meşhur bir bölgemiz. Çalkarası üzümü ile meşhur bir bölgemiz. Bölgemizde öncelikle bağcılık, ay çekirdeği, mısır, bamiye bunları yetiştirmekte. Buna ek olarak da belediye başkanımız ve Takçı Hanım'ın ve Ziraat Odası'nın çalışmalarıyla birlikte seracılık başladı şu anda.
Tarımda çeşitlendirme söz konusu. Aynen, tarımda çeşitlendirme söz konusu. Seracı'da büyük bir önem var şu anda. Büyük, ne büyük bir talep peki, var. Ne yetiştiriyor peki serada? Domates ve marul var şu anda serada yetiştirilen. Buralarda solucan gübresi kullanılıyor. Yine verim artışında serada da kendisini gösteriyor olacak. Aynen, o zaman verim artışında serada kendisini gösteriyor olacak. Biz de seracı arkadaşlarımıza katkıda yardımda bulmaya çalışacağız. Kırmızı Kaliforniya solucanları doğru yem, doğru nem, doğru ısı koşullarında yılda minimum 6 kat artış gösteriyor. Bu durum yatırım alanlarının genişletilmesi sonucunu doğuruyor. Arka tarafta yeni yerimizi hazırladık. Şu anda çalışmamız devam ediyor. Bir de kapalı çadır daha kuracağız oraya. Solucanımız sayısı sürekli artmakta. Solucanımızı bölerek zaten sayılarını artırıyoruz. Bu alanda gübremizin de çoğalmasını sağlayacağız. Daha iyi bir üretim sağlamak amacındayız. Son dönemde en akılcı yatırımların başında gelen solucan gübresi üretimine başlamak isteyenlere bir de uyarısı var Veli Gülten'in. Solucanlar hobiniz değil, asli işiniz olsun. Bu işe başlayan birçok arkadaşımız vardır eminim. Ama bu iş hobi amaçlı yapılacak bir iş değil. Emek gerektiren, çalışma gerektiren bir iş. Her gün başındayız, her gün kontrolünü yapıyoruz. Her gün solucanlarına bakıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. Emek gerektiren bir iş. Kurucu ortaklar Mehmet Gülten ve Veli Gülten sözlerini noktalarken Türk tarımına katkı önceliğiyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiriyor. Bugün burada bu yatırımı yaptık ve bunu inşallah daha iyi noktalara taşımayı düşünüyoruz. Bunun önem kazanacağını da biliyoruz. Bizi şimdiden destekleyen, destekleyecek olan, yanımızda olan, bize bu süreç içerisinde destekte bulunan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye bir tarım ülkesi. Topraklarımız kimyasalla boğulmuş bir durumda. Çocuklarımız hasta olmakta, bunu hep beraber görüyoruz. Bu solucan gübresi de Amerika'da olsun, İsrail'de olsun, Rusya'da olsun birçok ülkede de yıllardır kullanılmakta. Biz de daha iyi bir yere gelmek için, daha iyi verim almak için solucan gübresi üretimine yöneldik. AVM solucan gübresiyle çiftçimiz zengin, toprağımız zengin. Teşekkür ederiz.